Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Tracker Sampi'nin simülasyon 1 sunucusunda Duisburg Calais yolundayım. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki bir süredir Tracker Sampi'nin 1.51 güncellemesini desteklemesini bekliyorduk. İşte bugün itibariyle Tracker Sampi bu güncellemeyi resmen yayınladı ve artık Tracker Sampi 1.51 güncellemesini resmen destekliyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki artık oyunlarımızı 1.50'den 1.51'e çekebiliriz ve 1.51 güncellemesiyle beraber Tracker Sampi'de oynayabiliriz. Tabii bunun için ufak da bir bilgi vermek gerekirse, oyununuzu nasıl 1.50'ye çektiyseniz bu kez de 1.51'e çekebilmek için yapmanız gereken şey betalar kısmından hiçbir betaya katılma seçeneğini seçmek olacak. Böylelikle sizler de oyunlarınızı 1.51 güncellemesine çekerek 1.51 güncellemesiyle birlikte Tracker Sampi'de oynayabileceksiniz. Burada da bu ufak bilgilendirmeyi yapmış olalım. Bu arada bugünkü videomda da Mehmet'in hazırlamış olduğu bu aracı kullanmış olacağım. Birazdan yola çıkacağız zaten. Her zaman olmuş olduğu gibi de bu aracı Berk Ekizoğlu Discord sunucusu üzerinden sizlerle buluşturmuş olacağım. Şimdiden herkese bu araçla beraber keyifli oyunlar dilerim. Bu arada Adem'le de denk geldik. Biliyorsunuz ki o da benim gibi YouTube'da Euro Truck Simulator 2 adına içerikler oluşturuyor. Kendisine de buradan selam olsun. Video için başka bir sunucu da kendimi buraya getirmiştim. Daha sonrasında da bağlanınca yan yana denk gelmiş olduk. Güzel bir denkleşme oldu. Ben yavaştan yoluma çıkacağım. Belki o da bizi takip eder. Kendisine de dediğim gibi bir kez daha buradan selam olmuş olsun. Hadi bakalım yavaştan biz de şöyle geri geri çıkalım. Tabii öncelikle arkamdaki Merso'nun çıkması lazım. Onu da arkasından bir Scania geliyor. O da şöyle çıktıktan sonrasında zaten biz de kendimizi Duisburg Calais yoluna atabileceğiz. Şöyle ben ufak ufak geri çıkıyorum abi. Hadi bakalım. Evet, kendimi yavaştan yola attım. Adem de bizi takip ediyor bu arada. O da benimle beraber yola çıkmış oldu. Bu arada bu görmüş olduğunuz dubaları garipsemeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu Tracker Sampi'nin yeni güncellemesiyle beraber geldi. Artık Duisburg Calais yolları içerisinde Duisburg çıkış tarafında böyle bir yer var. O yüzden bu dubalara da tabii ki de yabancılık çekmemek lazım. Tabii bana bu konu hakkında sorular da geliyor. Yani bu hep kalıcı olur mu? Bu devam eder mi? Vesaire gibisinden. Ya açıkçası ben kalıcı olacağını düşünmüyorum ama eğer ki bunun yol üzerinde bir etkisi varsa, yani trafiğin düzenli şekilde akmasını sağlıyorsa, Tracker Sampi bunu kalıcı hale getirebilir. Biliyorsunuz ki ilerideki yol tek şeride düştüğü için daha öncesinde bu yolda böyle dubalar yokken buradan çıkış yapmak birazcık sıkıntılı oluyordu. Hatta bu yolun çıkışında bazı kazalar yaşanıyordu. O yüzden de belki bunu kalıcı hale getirebilirler. Hiçbir fikrim yok. Bekleyin, göreceğiz. Hadi bakalım. Bu arada yandaki arkadaş da bana yol veriyor sağ olsun. Şöyle sinyalimi vereceğim. Onun önünden devam edeceğim. Her zaman söylüyorum. Muhakkak birbirinize yol verin arkadaşlar. Türk olsun olmasın. Çünkü yani biz bunu yavaş yavaş başlatırsak, bir şekilde herkes birbirine yol vermeye başlarsa Tracker Sampi'de oynarken daha çok keyif alırsınız. Bu yüzden de kesinlikle bunu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ya sonunda şu 1.51 geldi ya arkadaşlar. Yani hakikaten var ya, inanın bana. Hani ben Euro Truck Simulator 2 ile ilgili tabii içerik oluşturduğum için normal olarak herkes soruyordu. İşte Tracker Sampi'ye 1.51 ne zaman gelecek, nerede kaldı vesaire gibisinden, ki insanlar artık sistemlerini bana karşı dile getiriyordu. O yüzden de açıkçası 1.51 güncellemesine en çok ben sevindim. O yüzden çok şükür ki sonunda bu güncellemeye kavuştuk. Tabii bununla birlikte ben Tracker Sampi'de de sizlerin kaç FPS aldığını merak ediyorum. 1.51 güncellemesiyle beraber muhakkak Tracker Sampi'ye şöyle bir girin derim. Biliyorsunuz ki 1.51 güncellemesiyle birlikte grafiklere yine ufak bir dokundular. Bundan dolayı da muhakkak bunun etkileri Tracker Sampi'de görülecektir. O yüzden kaç FPS aldığınızı şöyle bir yorumlarda yazarsınız. İşte 1.50 ile aynı mı, değil mi veya işte nasıl bir şey yaşıyorsunuz? Açıkçası sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Yine yorumlar kısmında buluşmuş oluruz. Önümdeki arkadaşta da herhalde denge kodu yok. Hafiften bir yan dönse bile dorsesi hafiften havaya kalkıyor. İnşallah herhangi bir yerde yan yatmaz. Yoksa sıkıntı olur abi. Hadi bakalım. Artık 1.51 geldiği için tabii ki de benden daha fazla sürüş videosu göreceksiniz. Ben birazcık da oyun 1.50'de kaldığı için sürüş videosu paylaşmadım. O yüzden 1.51'in gelişiyle beraber yine aynı hızımızla sürüş videolarıyla devam edeceğiz. Tabii bununla beraber herhangi bir gelişme olursa, yeni bir haber vesaire gelirse ben onunla da alakalı sizlere içerik sunmuş olurum. Haberiniz olsun. Bu arada bir arkadaş söylemişti sağ olsun. Ben bunu söylemeyi unutmuşum. Duisburg Calais yoluna gelen güncellemede sadece o dubalar eklenmedi arkadaşlar. Aynı zamanda az önce arkamızda bırakmış olduğumuz benzinliklere yeni kasisler eklendi. Yanlış bilmiyorsam çıkış noktalarına eklendi bu kasisler. O da çok büyük bir ihtimalle insanlar oralardan çok hızlı şekilde çıkış yaptıklarından dolayı eklendi. O yüzden hani böyle değişiklikleri de görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Artık hani benzinliğe gireyim, hızlı hızlı çıkayım mevzusu pek olamaz. Çünkü o kasislerden hızlı geçerseniz büyük bir ihtimalle tırın yönü değişir. Bu sebeple de tabii ki de kaza yaşarsınız. Ona da dikkat etmek gerek. Bu arada önümdeki Skoda hiç tekin gözükmüyor abi. Habire bir sağa bir sola çıkıyor. İnşallah önümüzde bir yerde herhangi bir kazaya sebebiyet vermez. Beni de
de az önce nasıl geçtiğini gördünüz zaten. Bakalım ileride inşallah kimseye bir sıkıntı yaratmaz. Of of of, ileride bayağı sert girdi adam viraja. Bakın ben burayı hep söylüyorum, bu viraja bayağı dikkat edin arkadaşlar. Burada biraz hız kesmek lazım. Karşıdan geliyorsanız da hız kesin, buradan gidiyorsanız da hız kesin. Çünkü orada hafiften bir yükselti olduğu için tır direkt olarak yönünü kaybediyor. O yüzden de kazalar tabii ki de kaçınılmaz oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu arada yol boyunca da selam veren arkadaşlar oldu. Hepsine aleyküm selam demek istiyorum buradan. Selamlarınızı alamıyorum, kusura bakmayın. Çünkü videoda olduğum için önümde de böyle kocaman bir direksiyon olunca chatten yazmak bayağı bir zor oluyor. O yüzden kırıla neden varsa affola abi. Ben de anca böyle selam alabiliyorum. Ha gerçi aslında bu videolarda olunca daha güzel oluyor. Onun dışında zaten videoda değilken karşılaştığımızda muhakkak chatten yazıyorum. Özellikle de Alp Dağları'nda karşılaştığımız arkadaşlar onu bilirler. Bundan sonra tabii Duisburg-Kalais yolunda ve Kirkenes-Maden yolunda da beni bol bol görmeye devam edeceksiniz. Tabii Duisburg-Kalais yolundan da çıktım. Burada ben videoyu yavaştan sonlandıracağım. Şöyle ben şuraya doğru geçeyim. Evet. Adem de bizimle beraber geldi bu arada. Yol boyunca. O da yanımıza şöyle çekti aracını. Onun da aracı bayağı güzelmiş bu arada. Eline koluna sağlık. Her zaman olmuş olduğu gibi Berkay İkizoğlu Discord sunucusu üzerinde bugünkü kullandığım aracı da sizlerle buluşturmuş olacağım. Lütfen bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı unutmayın. Umarım 1.51 güncellemesi sizleri de mutlu etmiştir. Artık 1.51 güncellemesiyle birlikte Trackers MP'de oynayabiliyor olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.